Bey, ilk soruyu ben sorayım. Şimdi CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet tabanında nasıl karşılandı? Bir taraftan da yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacağı bekleniyor. Bu konuyu da merak ediyoruz, sizi nasıl etkileyecek oylarınızı diye. Ama önce şunu sorayım, hem geçen hafta yaşanan kriz hem de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, Saadet Partisi seçmeni size ne söyledi geçtiğimiz birkaç günde? Teşekkür ediyorum. Hem değerli konuklar hem değerli izleyenlerimi saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce tabii seçim satım haline hızlıca girdik. 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarının ülkemize, milletimize iyilikler, güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Pek tabii olarak siyasi partiler hem kuruluş amaçları hem organize olma amaçları icraya gelmek, ülkenin sorunlarına derman olmak içindir. Bütün siyasi partiler bu amaçla kurulurlar. Ancak Türkiye'deki mevcut 50+1'lik Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle birlikte oluşan tablo, Türkiye'de bütün siyasi partileri pek tabii olarak farklı arayışlar içerisine yan yana gelmeye, kanuni açıdan da hem de siyasi partilerin iddiaları açısından da mecbur bırakmıştır. Bu çerçevede Millet İttifakı olarak 12 Şubat 2022 tarihinde biz Türkiye'de 2018 itibariyle geçmiş olduğumuz Cumhurbaşkanı hükümet sistemini değiştirmek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi inşa etmek maksadıyla bir araya geldik. Çok sağlıklı bir süreç yürüttük. Çok şeffaf, milletimizin gözü önünde günlerce, saatlerce televizyon ekranlarında her bir oturumun değerlendirdiği toplantılar icra ettik. En son Cumhurbaşkanımızı kamuoyuna takdim etmeden önce bir sıkıntı yaşadık. Bunu da kamuoyunun gözünün önünde olduğunu hep beraber müşahede ettik. Ama bu krizin çözüm şekli bile Millet İttifakı'nın krizi millet lehine çözme becerisini ortaya koymuştur. Bu da gelecek için ümit vericidir. Farklı 6 siyasi parti pek tabii olarak farklı meselelerde farklı yaklaşımlara sahipler. Gelecekte de bir takım sorunlar yaşayabileceğimizi bugünden görmek mümkün değildir. Ama bu krizlerin üstesinden nasıl gelebileceğimizi göstermek açısından da bu yaşanmışlık güzel bir hayra vesile olmuştur diye ifade edeyim. Bunun yanında pek tabii olarak biz öteden beri şunu ifade ediyorduk. Kamuoyunda çokça, yani daha doğrusu kamuoyunun çokça takip ettiği bir kısım isimler Cumhurbaşkanı adayı olarak, namzeti olarak çok tartışıldı, çok konuşuldu. Biz de öteden beri şunu diyorduk. Her bir isim çok değerli, çok kıymetli ama akıl gerçekte iyilerin içerisinde en iyiyi, güzellerin içerisinde en güzeli, faydalılar içerisinde en faydalıyı çekip çıkartmak, tercih etmek biçimidir, melekesidir demiştik. Bu çerçevede çok değerli isimler arasından Türkiye'mizin bugünkü tıkanmışlığını ortadan kaldırmak, bugünkü dağınıklığını ortadan kaldırmak için Sayın Kılıçdaroğlu üzerinde bütün siyasi partiler ve siyasi partilerin genel başkanları mutabakata vardılar ve bunu da kamuoyuna deklar ettiler. Pek tabii olarak yaklaşık bir yıldır her ne kadar masada Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir gündem oluşmamış olsa da herhangi bir isim en son Perşembe toplantısına kadar gündeme gelmemiş olsa da pek tabii olarak bütün siyasi partiler kendi bünyeleri içerisinde çokça değerlendirmeler yaptılar gündemde olan isimlerle ilgili. Biz de Saadet Partisi olarak öteden beri hem il başkanlarımızla toplu halde hem ikili üçlü hem genel idare kurulu hem başkanlık divanlarımızda bu isimler çeşitli vesilelerle değerlendirmeye tabi tutuldu ve bir olgunlaşma süreci gerçekleşti. Pazartesi günü kamuoyuna duyurmuş olduğumuz Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı da bizim taşıyıcı unsurlarımızın, genel idare kurulu üyelerimizin, başkanlık divanımızın, il ve ilçe teşkilatlarımızın ve bir tabi olarak mahalle teşkilatlarımızın da güçlü bir desteğini genel merkezin yanına koyduğunu gördük. Ve pek tabi olarak şu da söylenebilir, yani hiç mi itiraz olmadı? 100 kişinin olduğu bir yerde, 1000 kişinin olduğu yerlerde 1, 5, 10 itirazlar pek tabi bu da oluyor. Bizde de olmadı değil. Yani bir kısmı çok samimi, çok içten bir takım itirazlarda
bulundular ama bunlar çok belirleyici değil. Peki Saadet bazı tabanından geneleme Sayın Kılıçdaroğlu'na %100 destek gelir mi yoksa tabanda fire verir misiniz? Yani %100 taşıyıcı unsurlarımız dediğimiz genel idare kurulu üyelerimiz, il başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarımız bir genelleme yaparsak %100'e yakın genel merkezin iradesinin, genel başkanımızın iradesinin arkasındadır. Bu da pek tabii olarak, doğal olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını benimsediğini ve desteklediğini göstermektedir. Peki. Nagihan Altın'ın sorusu var. Birol Bey, size iki şey sormak isterim. Sizin tabanınız %100 Saadet Partisi'ni destekliyor yönünde yorumlar yaptınız. Bir yandan da yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı ile görüşme içinde. Hatta her an ittifaka katılabileceği yönünde kulis bilgileri de geliyor. Bir, bunu nasıl değerlendirirsiniz? İki, yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmak için bir takım şartları olduğunu söyledi. Bu şartların bazıları da medyaya yansıdı. Bunlardan biri de 6284 sayılı kadına karşı şiddeti önlemeye dair kanunun yürürlükten kaldırılması talebi. Siz 6284'e Saadet Partisi olarak nasıl bakıyorsunuz? Çünkü bu talebe dair Sayın Kılıçdaroğlu'nun da çok sert bir açıklaması vardı. Biz böyle bir şeye izin vermeyiz diye. Yani kişisel olarak söyleyeyim, ben AK Parti'nin de böyle bir talebe yeşil ışık yakacağını hiç zannetmiyorum ama. Ve yakmaması gerekir. Yeniden hiçbir şekilde yakmaması gerekir. Ama yeniden Refah'ın böyle bir talebi var. Sizin Saadet Partisi olarak bu konudaki tutumunuz, yorumunuz nedir? Evet, çok tabii olarak A ya da B partisinin CD partileriyle bir araya gelmesi, biraz önce ifade ettiğim gibi hem bir kısım kanuni zorunluluklardan dolayı hem de o siyasi partinin iddiaları açısından önemliydi. Biz bunu anormal görmüyoruz. Kendi durduğumuz yer itibariyle biz işin bidayetinden beri Millet İttifakı'nın kurucu bir unsuru, bir parçası, bir öznesi ve ne şekilde bir idare ortaya koyacağımız hususunda bir ortak olarak burada bulunuyoruz. Ama başka siyasi partiler, başka partilerle bir kısım işbirlikleri yapabilirler. Bu pek tabidir ki Yeniden Refah Partisi'nin ne yönde karar alacağı henüz net değildir. Ayrıca kamuoyuna yansıyan, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz hususların ne kadar doğru olup olmadığını bilemiyorum. Ama bildiğimiz bir doğru var. Bildiğimiz can yakıcı bir durum var. Ülkemizin birçok sorunu var. Sosyal, ekonomik, yargı, geçim darlığı, hukuksuzluk, adaletsizlik. Bunların içinde kadına karşı şiddet de var. En can yakıcısı da kadına yönelik şiddetin bir türlü önlenemeyişidir. Dolayısıyla biz Saadet Partisi olarak, mevcut yasaların, mevcut düzenlemelerin kadına yönelik şiddeti önleyici hale getirilmesi hususunda çok katı bir tutumumuz var. Yani 6284'ün kaldırılması bir talebiniz yok, net değil mi? 6284'ün doğru anlaşılması ve doğru uygulanmasına ilişkin ciddi rezervlerimiz var. 6284'ün kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda iyi anlaşılması, iyi uygulanmasına ihtiyacımız var. Peki. İstanbul Sözleşmesi'ne de karşı çıkmıştınız. Kaldırılmasını desteklemiştiniz Saadet Partisi olarak. Ama burada bir ayrıma gidiyorsunuz. 6284'ün bu şekilde kalması ama uygulamada mı farklılığa gidilmesini söylüyorsunuz? İyi, biraz açabilir misiniz? Anlaşılma ve uygulanmada temel sıkıntılarımız var. Peki. Çok sıkıntılarımız var. Bunu uzmanlar zaten söylüyorlar. Tamam. Ayrıca İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bizim burada bir tutumumuzun olduğunu da herkes biliyor. Tamam. Şimdi diğer sorulara geçelim. İttifak içinde ittifak meselesi de çok tartışılıyor. Siz Deva ve Gelecek Partisi'ne birlikte milletvekili ortak liste çıkarmayı teklif etmiştiniz. Teklifinizi yenilediniz. Yanıt geldi mi? Ortak listeyle gider mi? Yani bir muhafazakar ittifak olacak mı Millet İttifakı içinde? Yani bir defa ta işin başından itibaren konuşulan güçlendirilmiş parlamenter sisteme hızlıca geçebilmek için meclis aritmetiğinin Millet İttifakı lehine teşekkül etmesi hususuydu. Bu çerçevede 6 siyasi parti bir komisyon teşekkül ettirdiler. 6 siyasi partinin 6 tane genel başkan yardımcısı 4 defa bir araya geldiler.
çeşitli değerlendirmeler, müzakereler, simülasyonlar üzerinden nasıl olur da biz hem altılı masa olarak parlamentoda en güçlü şekilde temsil edebiliriz, hem de bu altı siyasi parti kendi tüzel kişilikleri açısından en güçlü şekilde parlamentoda nasıl olabilirler? Bunun değerlendirmelerini, müzakerelerini yaptılar. Bu çerçevede biz de üçlü bir ittifak olabilir mi? Bizim teklifimiz olarak da diyebiliriz. Ama aynı zamanda bizim oturup konuştuğumuz hem Deva Partisi hem Gelecek Partisi pek tabii olarak yine diğer masanın diğer ortakları bunun nasıl olur da masayı güçlendirebilecek, nasıl olur da biraz önce ifade ettiğim gibi masanın bütününün lehine olabilecek ve aynı zamanda bütünün lehine olanın da ayrı ayrı bütün partilerin de lehine olacak şekilde gerçekleşebileceği hususunda değerlendirmeler yapılıyor. Ne yanıt veriyorlar henüz size? Çalışıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi hep beraber hem masanın bütününün lehine bir sonucun ortaya çıkması hem de tek tek bütün partilerin peki doğal şöyle olarak biz de sorayım. Saadet Partisi olarak. CHP listelerinden milletvekili olmaları ihtimali mi daha güçlü yoksa 3 partinin ittifak kurması olasılığı? Deva'nın bu konuda rezervi vardı. Evet, o bir de Deva biz parti mı? Olarak gireceğiz dedi bir bu arada dönem. Çok özür dilerim Birol Bey'i kesiyorum ama Vatan Partisi'nden itiraz var. Geldi Sayın bana Doğu gördüm. Perinçe'yi değiştirdim atlamayalım zaten. Diyor. Evet, o da gördüm. Cumhurbaşkanı Sayın Doğu Perinçe'nin tamam. De aday olduğunu hatırlatıyorlar. Yerinde bir hatırlatma. Buyurun Birol Bey. Yani biz şu ya da bu siyasi partinin listelerinden seçime girme hususunda bir müzakere içerisinde olmadık. Ama genel olarak 6 siyasi partinin lehine olabilecek... Ayrıca o masadaki siyasi partilerin her birinin de lehine olabilecek bir çözüme ulaşmak için müzakere, değerlendirme içerisindeyiz. Bir neticeye varmış değiliz. Zaten olduğu zaman da bu da önümüzde de bir miktar zaman var. Daha belli değil anlaşıldığı kadarıyla. Peki buradan yeni bir tartışma, yeni bir kriz çıkma olasılığı var mı? Milletvekili listelerinde anlaşamazsanız, bu formülde anlaşamazsanız ne olacak? Ya bir defa biz milletvekilliği pazarlığı içerisinde olmadık, olmayız. Ne biz ne diğer partiler. Bizim müzakere yaptığımız, değerlendirme yaptığımız husus, biraz önce ifade ettiğim gibi meclis aritmatiğini Millet İttifakı lehine teşekkül ettirme arayışıdır. Çözüm bunun üzerine yoğunlaşıyor. Bütün siyasi partiler ve o siyasi partilerden teşekkül eden komisyon bu çalışmalarını yapıyor. Bugüne kadar 4 defa bir araya geldiler. Ayrıca ikili, üçlü, dörtlü de görüşmeler devam ediyor.